RMG B08 King 139 Aurora Verano Freedom Dazzle vesaire vesaire, böyle büyük makineli 50 cc'likleri hep sevdik arkadaşlar. Yani ruhsatı 50 cc olan ama altında büyük makine olan motorları biz hep sevdik. Mümkün olduğu kadar da anlatmaya çalıştık. Ama herhalde şimdi de neyle devam ediyoruz arkadaşlar? Mojito diyoruz arkadaşlar. Burada Mojito. Şöyle diğer kenara geçeyim. Diğer kenarda size bir şey göstereceğim. Bakın burada Mojito yazıyor. Mojito'nun yazında şurada kirler, lekeler var. 50'yi yapıştırmamışlar bile. Sökülüp atılmış. Mojito 125 ama ruhsatı 50 cc arkadaşlar. Biz kullanıcılar için şahane bir ürün. Şimdi bence şu anda bu motor, bu saydıklarım içinde ve saymadıklarım içinde bugüne kadar Türkiye piyasasına girmiş ruhsatı 50 cc olan en iyi ürün. Bakın abartmıyorum, en iyi ürün diyorum. Neden en iyi ürün diyorum? Tasarımlar ötürü mü? Yo, tasarım çok güzel ama değil. İriliğinden ötürü mü? Yo, yine iri motorlar var. İriliğinden ötürü de değil. Ön arka 12 jant. Ondan ötürü mü? Ondan ötürü de değil. Arkada çift amortisör var. Ondan ötürü mü? Hayır. Arka disk ve kombine, yani kampanalar gibi saçma değil. Gerçekten güzel çalışan bir fren. Ondan ötürü mü? Hayır değil. Peki neden ötürü? Şu makineden ötürü arkadaşlar. Bu makine benim bugüne kadar Türkiye'ye gelmiş Çinli motorların içinde su soğutmalılardan bile daha fazla sevdiğim bir makine tipidir. Ben bu makinenin hayranıyım. Bu makineyi kullanıp da memnun olmamak, memnun olmayan adamın bir şanssızlığı vardır, bir talihsizliği, bir kadersizliği vardır yani. O kadar güzel bir makine. Size önünden bahsedeyim. Misal şurada bir MTX var. Bu MTX şu an 50 bin kilometrede civarında arkadaşlar. Benim burada iş amaçlı kullandığım motorum. Mesela bunun makinesi de şahanedir. Aynı şey bunun için de geçerli. Aynı şey bunun için de geçerli arkadaşlar. Şimdi ben baştan bir daha söyleyeyim. Arkadaş benim ehliyet almaya vaktim yok. Araba ehliyetim var. Araba ehliyetiyle kullanacağım. Performansı iyi olsun. Az yaksın. Az sorun çıkarsın. Güçlü olsun, konforlu olsun, şehirler arası yolculuk da yapabildiğim yeri geldiğinde diyen arkadaşlar için bugüne kadar çıkmış en iyi ürün. Çok fazla çıkmadı, az çıktı ama yine de bulan olur, denk gelen olur, alayım mı diye soracak olur. Çevresinde arkadaşında vardır, satmak istiyordur, fiyatı biraz yüksek olmasına rağmen abi alınır mı, 10 lira fazla verilir mi? Arkadaş şu makine için verilir, emin olun. Ruhsatta 50 cc geçip güçlü olan bugüne kadar çıkmış. Abartmıyorum ve o yüzden bir daha söylüyorum. En iyi makineyle karşınızdayım arkadaşlar. Bu aralar işlerimin yoğunluğundan ötürü video çekemiyorum ama bu motoru ben ne kadar iyi olsa da benle motor çok biliyorsunuz. Bir de ticarete başladım. E-ticaret, Trend yolu üzerinden falan. Biz daha güçlenmedik. Daha hala gariban sınıftayız bir satıcı nasibinde. Dolayısıyla satıp mal almam icap ediyor. Mallarım eksildi. Bu motoru satacağım. Almak isteyene de inşallah İyi bir arkadaşa nasip olur, güle güle de kullanır. Benden alan, almayan, herhangi bir yerden alacak olan, bu motoru tasarım olarak beğenen veya 50 cc düşünen arkadaşlar şu Aurora Mojito'yu, ama altı büyük makine olacak, yanda nereden ayıracaksınız? Yan ayak marşı olmayacak, arkada disk fren olacak. O zaman o Mojito'yu ruhsatı 50 cc ise hiç düşünmeden alabilirsiniz arkadaşlar, aklınızda bulunsun. Motorun detaylarından size bahsedeyim arkadaşlar. Tasarım gerçekten güzel, gördüğünüz gibi. Orada orijinalden bir ön cam mevcut. LED farları, LED sinyalleri, gündüz lambaları yani. Hatta şöyle yarım kontak açayım ya. Anahtarsız çalıştırması. Hatta marş yapayım ya. Dijital kilometre saati. Şöyle baştan gelelim. Şöyle karşıdan bakın arkadaşlar motorumuza. Burada gündüz ledleri, led far, yanlarda led aydınlatmalar, plaka aydınlatması bile led, beyaz, arka çok şekilli stop, kontak, anahtarsız çalıştırma ve aydınlatmalı, dijital kilometre saatinde devir saati,
benzin göstergesi, ana kilometre, trip metre ve saat mevcut. Uzun kısa düğmemiz burada. Sinyaller bu şekilde yanıyor. Hatta şu plaka zıvıltısı da arkadaş. Bu şekilde. Korna. Elektrik devre kesici. Motorumuzu durduralım bu arada. Mevcut. Arkada orijinalden bir çanta. Çantanın anahtarı ayrı. Bu şekilde. Buraya açık kask rahat bir şekilde sığıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sele altını açayım hemen. Sele altı baya büyük. Büyükten kasıt çap olarak büyük değil ama derin. Mesela benim şu açık kaskım buna rahat bir şekilde sığmakta. Burada bir detay daha var benim hoşuma giden. Sele altına fitil döşemişler. Bu fitil sayesinde motoru yıkadığımızda sele altına arkadaşlar su girmiyor. Benzin deposu sele altından açılıyor. Seleyi çift kat yapmışlar bu şekilde. Oturuş şekli, pozisyonu gayet konforlu ve güzel. Aynalar cappuccino'yla veya diğer klasiklerle hepsi aynı. Gövde rengi ayna kullanmışlar. Cam abartı büyük değil. Göğüse gelen rüzgarı kesiyor. Kaskaloranı kesmiyor. Zaten doğrusu da budur benim nazarımda. Önde 120-70-12 jant lastik, beyaz yanaklı ve kombine fren sistemli arkadaşlar. Dediğim gibi ön arka disk demiştik ya. Hatta arkaya da bir daha gidelim. Arka disk de burada. Görünüyordur inşallah. Ve ayrıyetten çift amortisörlü ama amortisörlerimizin sertlik ayarı mevcut değil. Artçı ayaklıkları burada arkadaşlar. Çekmeli geliyor, basmalı değil. Şu şekilde açıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Artçı ayaklıkların üstüne kauçuk lastikler koymuşlar. Artçıya konfor sağlar mı? Hiç artçı olmadığım için bilmiyorum işin açıkçası. Anahtarsız çalıştırmanın kumandası şu şekilde. Cebime koymuştum. Evet. Bu şekilde. Alarmı var. Şimdi alarm detaylarına girmeyeceğim. Ama şöyle size göstereyim. Anahtar atıyorum. Kontağa bir şey oldu. Buradan ekstra şu şekilde anahtarla da çalışır hale gelir. Aynı zamanda bu anahtar ön torpidoluğu çalıştırır arkadaşlar. Ön torpidoya pek bir şey sığacak gibi değil. Çok gözler çok küçük. Ha iş görür mü? Görür. Çoğu skuterde olduğu gibi burada bir askı aparatımız mevcut. Motorun gidişiyle ilgili şimdi size araya videolar falan koyamayacağım arkadaşlar ama bu motorla ilgili bir sürüş videosu yarın nasip olduğunda çekeceğim. Performansını da orada sizlerle paylaşmış olacağım. Ama bu performanstan kastım en baştan söyleyeyim. Bunların bütün Çinlilerde olduğu gibi orijinal kayışları dandiktir arkadaşlar. Ben bu motor için Trendyol sayfamda bu motora özel tam orijinal ölçüsünde değil ama gayet muhteşem bir şekilde uyum sağlıyor. Hem son hızımızı arttırıyor hem yakıt tüketimimizi ekstra düşürüyor. Ve aynı zamanda buna arkadaşlar 11 gram baga öneriyorum. Yani bu motoru alacak olan arkadaşlar benim Trendyol sayfamdaki bu motora özel Japon kayışı ve 11 gram bagayı temin ederlerse hem son hızları çok daha fazla artacaktır. Yani 123-125'lere kadar çıkacaklardır. Hem de seriliğinden de çok memnun kalacaklardır. Arkadaşlar bu motorun top speed ve performans videosunu inşallah yarın fırsat bulursam otoyola çıkıp çekeceğim ve sizlerle paylaşacağım. Burada sohbetimi bitirirken, sizlerle olan sohbetimi bitirirken tekrar söyleyeyim. Bugüne kadar çıkmış Türkiye'de ruhsatı 50cc olan en iyi ürünle karşı karşıyasınız arkadaşlar. Bu motor denk gelip de abi bu motoru alsam mı? Veyahut da bu motora kıyasla abi o mu bu mu? Bu. Abi şu mu bu mu? Bu. Abi öbürü mü bu mu? Bu. Diye cevabım kesin ve nettir. En baştan bunu sizlere söylemiş olayım. Evet, izlediğiniz için teşekkür eder. Hepinize hayırlı günler dilerim arkadaşlar. İnşallah fırsat buldukça, çok fırsat bulamıyorum ama fırsat buldukça tekrar sizlerle video paylaşmaya devam ederiz. Hepinize tekrar hayırlı günler. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.